Alışveriş tutkunları için İstanbul'da yeni bir festival kapılarını açtı. Ancak bu defa amaç sadece alışveriş değildi. Festivalde engelliler için yardım kermesi de düzenlendi. Ünlülerin de stand açtığı kermese ilgi hayli yoğundu. Ki herkes seviyor, çok seviyoruz. Görüldüğü üzere biz hepimiz böyle bir şıklık yani yarışındayız. Bütün hanımlar birbirimizle, biz de alışverişi sevenlerdeniz tabii ki. Alışverişi sevenler festivalde bir araya geldi. Mağazalarda görmediğiniz şeyleri görüyorsunuz. Fırsat buldukça gelirim, haberim oldukça. Ancak bu kez amaç sadece alışveriş değildi. İstanbul Ataşehir'deki festivalde engelliler için yardım kermesi de düzenlendi. Hem alışveriş hem de desteklemek amaçlı biz böyle bir katılımda bulunduk. Yüzü aşkın firmamız. Çok kaliteli firmalar. Burada her türlü ürünü sunuyorlar. Ünlü markaların standları alışveriş festivalinde yer aldı. Birçok tasarımcının burada bulunma nedeni ise toplanan gelirin engellilere bağışta bulunulması. Buranın geliri de hidroterapi havuzu yaptıracağız. Öncekilerle spor salonu ve bilgisayar laboratuvarlarımızı yaptırmıştık. Tedavi maksatlı olacak, ağırlıklı. Çocuk bir yere çarpmadan yürümesini, kendi başına yürümesini öğrenecek orada. Öncelikle engelliler yararına olması bizim için önemli. Onlara bir faydamız dokunacak. %20, %30'a varan indirimler sağladık onlar için. Tüm ürünlerimizde liste fiyatlarımızın çok çok altlarına indik. Projede ünlü isimler de yer aldı. Sosyal sorumluluk projelerinde her zaman yer alıyorum. Biraz da olsa bir nebze de katkımız varsa, herkese ulaşamıyoruz çünkü. Alışveriş festivaline katıldık. Çünkü neden? Engelli çocuklar için katıldı. Biz de her konuda estetik, güzellik, her konuda destek olmak için geldik. Meslekte 10. senemiz ve 10. senemizin sergisinde böyle güzel bir etkinlik de sunmak istedik. Annem, gerçekten seninle gurur duyuyorum. İşte çok başarılısın. O an destek için geldik, kendini yattı, bir anda kirpikler takılıyor. Kermes yarın akşama kadar devam edecek. Araya gidiyoruz. Sonra Beyaz Ana Haber'de yeniden karşınızda olacağız.